Woman TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ben İnci Yazgan. Her hafta olduğu gibi astrolojinin nabzını burada tutmaya devam ediyoruz. Ah zaman ne kadar çabuk geçiyor değil mi efendim? Geçiyor gerçekten, yetişemiyoruz. Hızına tutamıyorum zaman şarkısı geldi birden aklıma. Neyse gelelim konumuza. Mart ayı da geldi. Evet bir anda da baktığımızda ilkbahar gelmiş. Farkında değiliz. Peki bakalım bizim Mart ayında neler bekliyor? Çünkü Ocak ve Şubat oldukça hareketli geçti. Zaten Şubat'ın ortasına Merkür Retrosu da damgasını vurdu. Hala Mart ayında da etkileri devam ediyor. Ama bakalım burçlarımızı neler bekliyor ve genel etkiler nasıl olacak? Konuğum sevgili astrolog Mine Ölmez. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Yine enerjik bir başlangıç oldu evet, mu siz bugün? Siz görmeseniz de gayet enerjikti. Aynen. Değil mi? Buraya yansıtmamız lazım aslında. Evet yansıtmamız lazım tabii şimdi. Yansıtamıyoruz evet, her zaman. Evet. Arkada video vola versek mi biraz önceki çekimleri veririz, acaba? Hayat neşeyle güzel. Aynen öyle evet. Gerçekten. Sen de buraya geldin mi neşenle geliyorsun Oo, zaten. Aynen öyle enerjim tavan. Yani bir yandan da bazen şimdi yayınlarımıza bakınca öyle neşemiz keyfimiz yerinde aslında içimizi kendimiz biliyoruz. Evet evet. Ama tabii ki sonuçta biz burada işimizi yapıyoruz. Aynen. Hayat devam ediyor diyoruz. Evet evet. Peki nasıl bir Mart ayı bekliyor bizi? Şimdi şöyle zaten normalde Güneş'in balık burcuna geçtiği zamanlar, balık burcundaki yeni aylar, gezegen hareketleri normalde de biraz insanın zihnini bulanıklaştırabilir. Hani çok iyi çalıştığı zamanlarda fedakarlık, yardımseverlik, duygusallık ama bunun olumlu anlamda kullanılması ön plana çıkar ama şimdi bile işin içine Merkür Retrosu girince zaten Merkür balık burcunda rahat edemiyor. Üzerine bir de başka sabote edici etkiler var. Mars'ın Oğlak Burcu'ndaki hareketi, Güney Düğüm'le kavuşması, Plüton ve Mars'la da kavuşacak tabii ki ilerleyen günlerde. Yani bunları da dahil ettiğimiz zaman, artıları ve eksileriyle baktığımız zaman aslında hepimizin içinde uhde kalan şeyler olduğunu, kimimiz yapamadığımız, başarılı olamadığımız kariyerimiz, kimimiz Ocak ayındaki o karmik etkilerden kaynaklanan, aslında Aralık'tan itibaren başlayan o karmik etkilerden kaynaklanan verdiğimiz kayıplar, ayrılıklar veya hayatımızda artık bir şeylerin eskisi gibi olmayacağını fark etmemizden kaynaklı bir depresif haller olduğu için hepimizde böyle bir bulanıklık, bir hüzün hali hakim olabilir. Aslında şunu yapmamız gerekiyor. Hayallerimizi gerçekleştirmek için somut adımlar atmaya niyet etmemiz. Ve bunun için gereken araştırmaları yapmamız. Çünkü Merkür retroyken ve iyi çalışmadığı bir burçtayken çok böyle ve Satürn'le de uyumsuz olduğu zamanlarda özellikle çok güzel başlangıçlar için iyi zaman olmayabilir. Yani biraz bulanığız açıkçası. Retro bitene kadar böyle olacağız. Aslında Mart sonunu bulacak tam etkilerin bitmesi. 29 Mart'a kadar, 29 Mart civarına kadar biraz bir bulanık halimiz devam edebilir. Aa, dalgınlık, unutkanlık Mart'ı hallerimiz. Mart'ı da yaktı götürdü yani retro. Sadece biz, retro yakmadı. Yani 10 Mart'ta kurtuluyoruz diye düşünüyoruz ama retrodan gölge Şimdi etkileri mi devam ediyor? Ben baskı altında kalmak istemiyorum. Ben bugün özgür konuşacağım. İnsanlar korkacak veya ne düşünecek diye düşünmek istemiyorum bugün. Çünkü bu yayın kayıtlara geçecek ve gerçekten Mart ayı ile ilgili ciddi endişelerim var her anlamda. Sadece Mart ayı ile alakalı endişelerim sadece duygusal, bireysel anlamda değil, toplumsal anlamda ciddi endişelerim var. Çünkü bu kadar güçlü gezegen dizilimlerinin hep söylüyorum Oğlak Burcu'nda olması, şimdi Mars da buraya dahil olduğu, geçici olsa da Mars'ın buraya dahil olması, yapmış olduğu kavuşumlar çok sert. Güney Ay Düğüm'le kavuşması, akabinde Plüton, Satürn kavuşumları yapacak. Bu kavuşumlar ve Satürn'ün 29 dereceye geleceği Mart sonuna, o 29 Mart'a doğru aslında artık o etkileri yaşamaya başlıyoruz. Geldi artık o zaman. Bu etkileri yaşarken çok da iyi şeylerden bahsedemeyiz. Yani ve ben hep söylüyorum, yine söylüyorum. Bu benim sloganım oldu artık. Kötü şeyler de iyi şeylere hizmet etmek için vardır. Ama köklü değişikliklerin olacağını, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylemek istiyorum. Şimdi çünkü güllük gibistanlık bir tablo verip de sonra bu kadının da dediği hiçbir şey çıkmıyor demesinler. Çok şeyler görüyorum, çoğunu söyleyemiyorum. Ama gerçek anlamda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz de böyle 5 Mart'ta Venüs Boğa'ya geçecek, güzel güzel bak, şeyler bak, olur, aşk gelir falan diye bekliyorduk bak, buradan. Bak bak nasıl sinirlendi kızardı evet. Güzel şeyler söyle ya bize. Şimdi, Venüs Boğa'da en azından güzel bir var. Şey getirir, aşk getirir, belki kalıcı ilişki getirir. Bazı şeyler değişirken ve sıkıntılar çıkarken bir kere toplumsal olarak duyarlı olmamız gereken zamanlar. Evet bulaşıcı hastalıklara da dikkat edeceğiz.
galeyana da gelmeyeceğiz. Ondan sonra biraz yapıcı olmakta fayda var. Hep söylüyorum, hep kötü haberleri yaymayın diye. Ama biraz da dengeler değişecek yahu, yani şimdi söylemeyeyim mi? Dengeler değişecek. Hem bireyin dengesi değişecek, hem toplumun dengesi, dünyanın, bir şeyler değişecek. Artık hiçbir eskisi gibi olmayacak. Karma devrede. Bu dönem yaşadıklarımız hep karmik şeyler. Onu söyleyeyim. Evet. Mart sonuna kadar çok güçlü bir karma devrede. Zaten Mart sonunda Satürn burç değiştirecek, Kova burcuna geçecek. Artık çok daha, aslında ben çok iyi çalışacağını düşünüyorum Satürn'ün Kova'da. Çok da iyi çalışır Kova burcunda. Böyle o kadar özgürleştirici, o kadar hani neden özgürleşemiyorsun'u bize tablo olarak sunacak. Neyi bırakamıyorsun da özgürleşemiyorsun? Bak nerede hata yapıyorsun? Bunu gör diye o tabloyu bize sunacak. Evet, Mart ayına tekrar gelecek olursak genel etkileri çok önemli. Evet, 5 Mart'ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. En sevdiği yer. Afrodit kendi tahtında oturacak. Bu etki bizim hepimiz için çok güzel. Aşk, ilişkiler, evlilikle alakalı konularda iyi gelişmeler yaşanacağını işaret eder. Genel olarak yalnızların işte daha aşk anlamında şanslı olacağı, güzelleşme, estetik, sanatsal konularda daha verimli bir döneme giriyoruz kesinlikle. Bu çok güzel. Aynı zamanda Venüs'ün bu süreçte Satürn ve Plüton'a ve bu kötü kavuşumlara destek vereceğini düşünürsek, az önce saydığım kötücül etkileri yumuşatıcı bir etki olacağını ümit ediyorum. Peki 9 Mart'ta şimdi Başak'ta Dolunay var. Bu Başak'taki Dolunay beni biraz korkutuyor. Onunla ilgili bilgi almak istiyorum senden. Çünkü bir bulaşıcı hastalıklarla ilgili. Üstelik de Başak böyle konularda, hani Başak'ın hastalıkla ilgili titizlik kısmı var ya. Kötü çalışacağını düşündüm o anlamda. Şimdi kapımıza kadar geldi aslında baktığında. Hani onunla ilgili 24, neler olabilir? 25 Şubat civarı yazmıştım. Hastalık zaten Türkiye'ye de her yere de bir şekilde girdi artık yani. Ama biz çok böyle hastalığa meydan pabuç bırakacak bir ülke değiliz. Açıkçası temiz bir ülkeyiz, biliyorsunuz. Hani hastalıklar konusunda da bizim, ben hastanelerimize güveniyorum gerçekten. Başka yurt dışından haberler duydukça hakikaten güveniyorum. Yani iyi olacağına inanıyorum. Yani bu kadar büyük bir bilanço, ölüm tehlikesi olacağını sanmıyorum. İnşallah hiçbir tane insana bile bir şey olmaz ama çok ciddi bir bilançosu olacağını sanmıyorum. Çünkü narenciye ülkesiyiz. Aynı zamanda daha temiz insanlarız. Daha dikkat ediyoruz birçok konuda. Biraz böyle öpüşmeleri, şeyleri, maske kullanımını ön plana çıkartırsak daha iyi olacaktır tabii. Biraz daha mesafeli olursak, çok fazla gerekmedikçe kalabalık yerlere girmezsek daha iyi olacak. Başak Dolunay'ından da korkma. Başak Dolunay'ı tedbirdir, önlemdir. Daha önlem gibi çalışacağını ben düşünüyorum orada. Biraz da evham gibi de çalışabilir. Evet. Yani olanı olduğundan fazla gösterebilir. Çünkü Başak'ın o sağlık yönü dışında bir de evham yönü de var, biliyorsun. Sadece biraz evhamlarımıza dikkat edeceğiz ama açılar sert. Başak Dolunay'ı Venüs'e de uyumlu, Satürn'e de uyumlu, Plüton'a da uyumlu olacak. Yine mantıklı, akıllı kararlar alabilmemizi daha sağlama bağlama konusunda bizi daha iyi yönlendireceğine inanıyorum. Sağlam adımlar atmamızı mümkünse sağlasın tabii Başak Dolunay'ı. Ama ben Allah aşkına yandan şu Mart'ı bir gözlemcilik yapın. Şu Mart ayını çok fazla bir şey başlatma ayı olarak düşünmeyin, ne olursunuz. Yani mevcut durumları gözden geçirme ayı olarak düşünün. Çünkü kafamız bu kadar bulanmışken, her şey bu kadar karmaşıkken, korkular bizi bu kadar yerli, yersiz, fazla, az. Sen bile görüyorum ki korkuyorsun. Yani bu kadar korkuya kapılmayın. Zaten bir insanın eceli tektir ve değişmez. Eğer bir şeyden kaynaklı ölecekseniz o zaten olacaktır. Yani biraz teslimiyetçi olmak lazım. Dikkat et, tedbir benden, takdir Allah'tan. Teslimiyetçi olacağız da yani insan anne olunca işte farklı oluyor gerçekten. Allah korusun. Yani çocuğun, ama çünkü öyle sonuçta okula gidiyor vesaire, girme, salgınlar her yere. Girmemek lazım. İnan bana bu tespit edilir. Yani insanlar birbirlerine şu şekilde baktıkları için artık birisi hapşırıp öksürse zaten herkes artık hapşırıp öksürüğüne bir mukayyet olsun yani. Birazcık daha dikkat etsin. Bir şey olmaz. Evet. O kadar kötü düşünmeyelim. Peki o zaman yani diğer sorumu sormayacağım. Hiç girmek istemiyorum. Yine Dolunay'ın arkasından kendi yine endişelerimle depremsel ilgili. Depremsel şeyler olabilir. Dikkat edersen her bir yeni ay, bak yine bir sarsıntı. Şimdi diyecekler ki yeni ayın Dolunay'ın tutulmaların depremle ilgisi var mı? Bu ispat edilemedi. Ama ben çok iyi bir gözlemci olarak söylemeliyim ki, hani böyle yeni ay geldi, yeni başlangıçlar, hep söylüyorum. Yeni ayın ne getireceğini bilemezsiniz. Evet. Kimisi için kötü bir şeyin olması bir yeniliktir. Tabii. Kimisi için iyi bir şeyin olması Şimdi Kova yeni ayını güzel konuşmuştuk. Elazığ depremi Kova yeni ayında ama oldu. Ama bekliyordum mesela. Ben. Çünkü Mars'ı Uranüs'ü tetikleyecekti. Tabii ki toplumu böyle, astrologların görevi bu olmamalı. Toplumu korkutmak olmamalı. Ama tabii haber vermek. Şimdi deprem konusunda haber vermek bence şöyle. Evet, olabilir ama yer, konum bildiremiyorsan, saat bildiremiyorsan susacaksın. Doğru, yani deprem olacak, olacaksa hepimizin başına gelecek zaten.
konum, yer, saat bildirmiyorsak deprem konusunda çok konuşmayı artık, özellikle bu kadar yaramız varken insanlar o kadar korkuyorlar ki kendimi kötü biri gibi hissetmeye başlıyorum. Hı hı. Yani bu iş böyle bir şey değil. Tabii ki söyleyeceğiz. Olabilir. Doğal afetler böyle zamanlarda olur. Ama biz bunun zamanını tespit edemiyoruz, yerini tespit edemiyoruz. O zaman bu kadar da doğal afetler konusunda ahkam kesmeyi doğru bulmuyorum açıkçası. O zaman duruşlarımıza geçelim mi? Tamam, yani geçelim. Koçları neler bekliyor Mart ayı boyunca? Bir kere koçların para alanı güçlenmeye başlıyor. Öncelikle onu söyleyelim. Venüs'ün boğa burcuna geçmesiyle beraber bekledikleri paralar, kariyer planları yoluna girmeye başlayacak. Venüs'ün boğa burcuna geçişi, aynı zamanda yapmış olduğu açılar onların daha iyi gelir getiren bir iş bulma, parasal anlamda artış, kariyerlerinden gelen paraların artması gibi durumlara vesile olabilir. Fakat aynı zamanda retroda olduğumuzu ve biraz bu bulanıklık sürecinde düşünürsek, eğer karşılarına çok iyi bir iş teklifi çıkarsa iyi düşünerek karar versinler. Kalıcılığı konusunda sadece bazı endişelerim var. Ama tabii ki iyi bir teklif gelmişken de reddedilmez. Onların kariyer ve para anlamında iyi olacaklarını söyleyebiliriz, iyileşeceklerini. Fakat 6. evlerinde bir dolunay deneyimleyecekler. Birazcık özellikle bağırsak bölgesi, genel sağlık sorunlarına açık olduklarını söyleyebiliriz. Ama yine söylüyorum, sağlıklarına dikkat etsinler tüm Mart boyunca. Eğer buna dikkat ederlerse onlar için son derece güzel bir süreç. Bence çok iyi bir iş bulmak, iş hayatlarında terfi almak, yükselişler yaşamak, sorunlu işleri artık neticelendirmek anlamında koçlar çok şanslılar. İlişkiler anlamında da Venüs boğayı sever, para evinde. Vedik açısından düşünürsek ikinci ev parayı ve ilişkileri de anlatır. Boğanın, Venüs'ün yönettiği evler ilişkilere de hitap ettiği için ilişkiler anlamında da güzel bir dönem yaşayacaklar. Daha verimli, bereketli bir dönem yaşayacaklar. Satürn'ün kovaya geçmesi artık onları aşk, ilişkiler anlamında bir de bir yandan dostluklar anlamında daha seçici hale getirecek. Şu önümüzdeki 2-2,5 yıllık süreçte sosyal çevreleri komple değişebilir. İnsanlara bakış açıları, arkadaşlıklara bakış açıları komple değişebilir. Daha ideallerini ve hayallerini gerçekleştirmek üzere kendilerini adayabilirler koçlar. Onun dışında anneleriyle, aile büyükleriyle biraz daha yakın ilgilenmeleri gereken bir ay olduğunu söyleyelim. Dikkatli olsunlar. Patronlarla zıtlaşmasınlar ama benim tahminim onlar gerçekten bu ay iş ve kariyer ve para üçgenini çok güzel toparlayacaklar gibi. Geçmişteki sorunları varsa onları çözecekler gibi gözüküyor. Biraz sağlığa dikkat etsinler. Hı hı. Koçlar için genel anlamda, aslında güzel. Güzel. Evet, evet. Her anlamda güzel. İlişkileri, Venüs'ün boğaya geçişi onları destekliyor. O evet. Hastalık modu varsa ondan da iyileşmeye doğru giderler. Hı hı. İyi olacak. Peki boğaları destekliyor mu Venüs'ün boğaya geçişi? Nasıl yarıyor? Kraliçe kendi tahtında. Venüs boğa sürecinde boğa burçları daha çok gezecek, eğlenecek, belki evlilik teklifleri alacaklar, aşka çok açık olacaklar. Aşkı dibine kadar yaşayacaklar bir kere. Estetik konularda da güzelleşme, daha güzel bakımlar, özellikle retronun bittiği, onunu takip eden, ayın onunu takip eden 12, 13, 14'ü şöyle bir atlatırlarsa artık ayın sonuna doğru radikal değişiklikler, estetik girişimler de yapabilirler. Bu ay onların evlilik, ikili ilişkiler, nişan, nikah konularını konuştukları bir ay olabilir. Kimliği yoluna devam edeceğim vesaire. Ama ne olacak? Mart sonundan itibaren arkalarında bazı şeyleri düzeltmek zorunda kalacaklar. Nisan ayında bazı şeyleri toparlamak zorunda kalacaklar. Dikkat etsinler. Hemen böyle galeyana gelmesinler Venüs bu aya geçti diye. Ama hem para anlamında, hem estetik anlamında, hem ilişkiler anlamında şanslılar. Yer değiştirmek istiyorlarsa, şehir değiştirmek istiyorlarsa, çevre değiştirmek istiyorlarsa bununla da ilgili çok güçlü enerjiler altındalar. Bu ay bir sürü boğa, bebek haberi, çocuk haberi alabilir. Çocuklarıyla alakalı konulara daha çok odaklanabilirler. Yine de dolunay dolunaydır. Ay büyür, duygular büyür, enerjiler büyür. Dolunay sırasında 8, 9, 10 Mart ve aslında tüm Mart ayı boyunca biraz çocuklarına daha da özen göstermelerini tavsiye ederim. Genel olarak sağlık anlamında da. Ama çocuklarıyla alakalı da kararlar verecekler. Bu kararlar olumlu olacak. İleriye dönük kararlar olacak. Ve aşık olacaklar. Dolunay aşk evlerini tetikliyor. Aşık olacaklar ama biraz partnerleri varsa hali hazırda, bekar değillerse, sevgilileri varsa çok eleştirel yaklaşmasınlar partnerlerine. Biraz eleştiriler olabilir karşılıklı. Genel olarak boğalar için de gayet güzel. Evet. Peki ikizlere geçmeden şimdi Venüs boğaya geçiyor. Ardından da 6 Mart'ta sanırım Ay Aslan burcunda. Sen hep söylüyorsun ya Ay Aslan'dayken genelde saçımızı yaptırmamız İlk ya da kestirmemiz iyi olur. İlk bir karesini geçirelim. Karesini geçirdikten sonra o zaten çok uzun uza diye etki etmeyecek. Bir Venüs Ay Venüs'e kare yapacak. Eğer saç illaki kestirin demiyorum. Çünkü ben çok verimli zamanını Aslan Dolunay'ında kestirdim saçları. İllaki kestirin demiyorum ama kestirmek isteyenler varsa evet denk getirebilirler.
6-7 Mart civarına. Evet. Ben zaten sayfamda paylaşıyorum tam saatleri. Hı hı. O saat aralığına denk getirmezler. Ayın açılarına niye doğru gittiği bir ana denk getirirlerse çok güzel olur tabii. Tamam, sen paylaşı ver çünkü daha öncekileri kaçırdım. Şimdi değerlendireyim. İnan bir de göreyim yazıyorlar, gerçekten. Yazıyorlar vallahi saçlarım anormal uzuyor diye. Yani ben denemediğim şeyi söylemiyorum biliyorsunuz. Hı hı. Gerçekten aslan enerjisine dikkat ederseniz saçlarınız önemli. Daha gür ve tabii hızlı uzar. Tabii sağlıklı uzasın önemli olan. Çünkü ben Ay Koç'ta kestirdiğimde bir baktım çok çabuk hızlı uzadı. Koç'un enerjisi mi geçti diye düşünmedim değil. Vardır, onun başka bir sebebi daha vardır. Bir de sonuçta aslında çabuk tüketir Koç enerjisi hı. ama sen de iyi çalışmış demek ki. Haritanla önemli olan sağlıklı uzasın ya. Evet, gerçekten. Evet, aynen. İkizler için nasıl bir ay olacak Mart ayı? Evet, sevgili ikizler için Venüs'ün Boğa burcuna geçmesi biraz 12. evde Venüs onların çok istedikleri gibi hani istediğimiz gibi çalışmaz 12. evde. Bir anlamda ilişkileri biraz daha arkaya atarız, arka plana atarız. Kendimizi sevilmiyor hissedebiliriz. Herkesten kaçıp içimize dönme ihtiyacı hissedebiliriz. Biraz izole olup kendimizi yaşama ihtiyacı hissedebiliriz. Bu ikizlerin dinlenme ihtiyacı çok artabilir. Biraz böyle gizli saklı, herkesten saklı ilişkilere meyil edenler olabilir. Hani herkes için söylemiyorum ama hayatın olağan akışı herkese farklı olabilir. Biraz daha sevginin enerjisinin, estetik enerjisinin geri çekildiği zamanlar. O güzelliği iç alemlerinde yaşayacakları bir dönemdir. Güzelliği, sevgiyi, aşkı iç alemlerinde bulacakları bir dönemdir. Bu anlamda iyi. Ama genel olarak bir kariyer çabası, nerede yaşayacağım, nereye, bir de onların Satürn'ün kovaya geçtiği dönemden itibaren bir eğitim, hukuki bir konu veya uzaklara gitme durumu olacağı için, yer değiştirme, hı hı. çevre değiştirme durumları olacağı için biraz bunlar da onları düşündürüyor olabilir. Başarılı ama çaba gerektiren bir dönemdeler ikizler. Bunu söyleyeyim. Başak Dolunay'ı onlara ev, yuva, bir hane veya taşınma getirecek. Bu ay ailevi konularını, kariyer konularını ve nerede yaşayacağım sorusunu ön plana çıkaracak. Azıcık kendilerini yorgun, bunalmış hissedebilirler. Nisan'ı beklesinler. Hayatları çok değişecek. Hmm, çok değişecek. Tutulmaların da ilk böyle bir ucundan göstermesi kendini. Bekarları evlenecek. Yavaş yavaş hayatlarında dengeler değişmeye başlayacak. Hiç üzülmeyin. Çok iyi şeyler olacak. Sadece bunları sabırla ve emek vererek, çalışarak karşılayın bugünleri. Evet. Peki yengeçler nasıl bir evet, yengeçler için çok güzel. Venüs'ün bu aya geçmesi, oh Mart benim ayımdır deyip şöyle arkanıza yaslanın yengeçler. Ama ne var biliyor musunuz? Yengeçlerin bir meselesi var. Bitecek bir evlilik mi? Bitecek bir ilişki mi? Evlenilecek bir partner mi? Bekliyor mu? Hadi evlenelim diye. Bir şeye karar vereceksiniz önce. Önce hayatınızı bir netliğe vereceksiniz. Ama rahatlayacaksınız, özgürleşeceksiniz. İyi hissedeceksiniz. Yanlış giden evlilikte ısrar etmeyin. Yanlış giden ilişkide ısrar etmeyin. Eğer eşinizle mutluysanız deyin ki eşinize ben seni seviyorum ve seninleyim deyin. Çünkü Venüs enerjisi size destek verecek. Kafanız yerine gelecek adeta. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ve bu ay bol 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 dua etsinler. Çünkü Satürn 8. evlerine giriyor. Biraz parasal anlamda kaygıları, parayı üretmek veya çoğaltmak anlamında kaygıları olabilir. Daha ne kadar kazanabilirim? Ek gelir ihtiyacına girebilirler. Biraz daha yapılanmaya girecekler Mart sonuna doğru ama genel olarak bu ay onların hayatlarıyla ilgili bir karar verdikleri ve bu kararın neticesinde özgürleşip rahatladıkları bir ay olacak. Medya, basın, yayın, iletişim, internet, yer değişikliği, ev değişikliği, taşınmak, yeni insanlarla kontak kurmak, sosyal medya, internet işleriyle alakalı yoğunlaşmak bu anlamda önemli gelişmeler olacak. Özellikle sosyal medya, internet işi yapan yengeçler için verimli bir ay olabilir. Yine de Dolunay esnasında Merkür Retrosu da var. Bu alanı tetikliyor. Benim gibi işte Instagram hesabımda biliyorsun bazı sıkıntılar yaşıyorum. Hı hı. Demdem Allah esirgesin. Bir şeyler oluyor. Biraz da dikkat etsinler. Evet, telefonlarına neler oldu öyle? Bilemiyoruz. Haritanı da gösteriyor mu? Tabii. Hı. Yani şey var. Gerçekten çok arka planda hareket eden insanların varlığı tespit ediliyor. Bunu sevmiyorum. Bıksım artık bunu yaşamaktan ama varsa da tespit edilsin tabii. Tabii edilsin çünkü sonuçta sen çok faydalı bilgiler veriyorsun. İşte bu yüzden sabote ediliyorum. Ben her sabah senin yazdıklarınla güne başlıyorum, merak tahmin ediyorum. Tahmin ettiğim insanlar ki bugün var tabii, hatta bir iki kişi. Sen yazdın, ben mavileri giydim. Evet. Faydalı olduğuma inşallah hı-hı. inanıyorum ve çok da çalışıyorum. Gerçekten çok uykusuz kalıyorum. Bunu hak ettiğime inanıyorum hı-hı. yani. Tabii ki Allah'a çok teşekkür ediyorum hani bana bu sevgiyi yaşattığı için ama çok da çalışıyorum. Emeksiz hiçbir şey olmuyor. Tabii. Yengeçlerin de benim gibi böyle sosyal medya, internet, araba, telefon, tablet konularında bu ara dikkat etmelerini hı-hı. Mart boyunca
tavsiye edeyim onlara. Bir mülk edinebilirler, araba alabilirler, yer değiştirebilirler, çevre değiştirebilirler. Hayatlarında önemli bir karar devreye giriyor. Bu ara rüyaları, hisleri, sezgileri, duaları çok makbul. Bol bol dua etsinler. Hı hı. Zaten çok severler, inanırlar. Bol bol dua etsinler. Duaları yardımcı olacak, rüyaları rehberlik edecek onlara. Ama aşık olacaksınız, yalnızsanız sevecek, sevileceksiniz. Eğer çok sizi boğan bir evliliğiniz, ilişkiniz varsa kurtulacaksınız, özgürleşeceksiniz. Hiç duygusallığa, melankoliye girmeyin. Gün sizin gününüzdür. Rahatlayacaksınız. Şu yıl bir bitsin var ya, yıldızsınız gerçekten. Yani bu emeklerinizin, bu çektiklerinizin mükafatını fazlasıyla alacaksınız. Her ay umutla başlayın. Demoralize olmayın. Yeni şeyler üretmeye devam edin yengeçler. Evet, doğru. Güzel söyledin yengeçler. Artık rahatlasın. Evet, peki aslanlar için neler söyleyeceksin? Evet, nasıl bir ay geçirecekler? Venüs kariyer alanlarına yerleşecek. Hı-hı. Dolunay para evlerinde olacak. Ne diyoruz yine? Para getiren kariyer planı. Hı-hı. Gayet. Para evlerinde dolunay zaten hali hazırda tüm enerjiler masraf para alanlarını tetiklerken para sorun yaşıyorlarsa onu çözecekler. Daha iyi gelir getiren bir iş bulabilecekler. İsimlerini, statülerini, ünvanlarını daha iyi değerlendirebilirler. Mesela ben filancayım, şu işi yapıyorum veya yeni bir şirket açmak, bir şeyler. Tabii bunun için açılara çok dikkat edin. Retroda açmayın şirketi. Bir danışmanlık alın, bir şey yapın. Hani benden alın diye demiyorum. Alın, öğrenin. Çünkü retroda imza ve resmiyet gerektiren işleri tavsiye etmiyoruz biliyorsunuz. Ama bir şirket açabilir, bir ünvan alabilir. Ailesiyle, ailevi konularda biraz daha rahatlayabilir. Kariyer ve para dengesini çok iyi kuracak. İlişkilere bakarsak, eğer yalnızsanız, kimseniz yoksa Satürn'ün kovaya geçmesi Mart sonunda ve tüm Nisan ayı boyunca işte sizin için gerçek aşk vaktidir. Gerçek aşk için bu arada koçlar, aslanlar, kovalar ve teraziler Mart sonu ve Nisan ayı boyunca çok şanslı olacaklar. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Tabii ki bu şans ikizler ve yaylara da bulaşacak. Yani ateş ve hava grupları Nisan ayında aşk ve ilişkilerle alakalı tap yapacaklar. Mart mı Nisan? Mart sonu ve Nisan boyunca. İşte o yüzden biraz sabırlı olun. Bir kısır döngü içinde olabilirsiniz. Bir sıkışma yaşıyor olabilirsiniz. Bu ara para ve iş konusuna odaklanın. Zaten aşk geliyor. Kendiliğinden geliyor. Var olan da sağlamlaşıyor. Gitmesi gerekenin gideceği, kalması gerekenin kalacağı. Her şey hayrınıza, o kadar hayrınıza ki. Kim gerçekse o kalacak artık. Oh mis. Bu ara ama iş, kariyer konuları. Başak Dolunay'ı ellerine para geçmesini sağlayacak. Ben onları biraz sağlıkları ve dişleri, kemikleri konusunda uyarayım. Plüton, Satürn ve işte Mars'ın yapmış olduğu açılar. Dişler, kemikler alamazsa kırmayın bir tarafınızı. Kırık çıkıklara da dikkat etsin aslanlar. Hmm. Oraya buraya tırmanmayın. Aa, tamam mı? Bu arada gerçekten ben de bu Merkür Retros'un başladığı tarih itibariyle birçok aslandan, yükselen aslandan bir takım işte düşme, kaza gibi şeyler, yazdım haberler duyuyorum. Yazdım o gün diyor ki inanamıyorum diyor. Keşke pazar günü sabah yazsaydım, ben pazar günü düştüm, hasta oldum, dişim şöyle oldu diye yazanlar var. Gerçekten 6. evimizde Plüton, Satürn gibi gezegenler, Oğlak Burcu enerjisi olduğu zaman maalesef böyle şeyler yaşıyoruz. Zaten aslanlar hayat boyu bu konulara dikkat etmeli. Çünkü 6. evlerini Oğlak Burcu yönetiyor. Satürnleri de sağlam değilse eyvah eyvah. Ama bu ay önce kariyer gelecek. Zaten kariyer, iş olsun da, iş olduktan sonra Venüs kafası boğa, rahat olur, aşk da gelir. Venüs boğa, efendim para evinde dolunay var. Ay büyümüş orada. O Venüs dolunay kontağı onların eline çok güzel bir kariyer para fırsatını bir arada getirecek aslanlara. Peki başaklar için nasıl canım başaklar, bir Mart olacak? Ne yapıyor bu başaklar? Beyniniz bulamaç gibi oldu. Başakların yönetici gezegenleri deryalarda geziyor. O zaman biz de ne yapalım? O deryalarda takamıza binelim. Oo, bakalım fırtına ne zaman dinecekmiş, ama tadını çıkarın. Çünkü her zaman bu kafayı bulamazsınız. Benim gibi böyle gece uyumayın, gündüz uyuyun falan. Evet, yapar. Yorgunluk, dalgınlık, dikkat dağınıklığı yapabilir. Ama sonuç olarak ilişkilerle ilgili karar vereceksiniz, veremeyeceksiniz. Bir ileri iki geri derken siz de kararınızı artık Mart'ın sonlarına doğru vermiş olursunuz. Dolunay size ne zamandır beklediğiniz, istediğiniz, arzu ettiğiniz konularda Venüs'le olan kontağını da düşünürsek şans getirecek. Medya, basın, yayın, internet, seyahatler, çok istediğiniz bir yere yolculuk yapmak, istediğiniz bir eğitime başlamak, çok önemli bir insanla tanışmak, ufkunuzun gelişmesi, hayatınızdaki seçenekleri keşfetmek noktasında çok önemli bir döneme giriyorsunuz. Gerçek aşkı yaşayacaklar, gerçekten sevecekler. Ha, karşılık bulursunuz, bulamazsınız, o konuda bir şey diyemem. Ama aşık olacaksınız, seveceksiniz ve sevileceksiniz. Ve bu anlamda da şanslarının yüksek olduğunu ama söyleyebilirim. Kiminiz yine tıpkı yengeçler gibi, onlar da evlilik, ayrılık, devam ediyoruz, etmiyoruz konusunda kararlar verecekler. Ama çok parlayacaksınız. Venüs'ün Boğa burcundaki hareketi size iyi gelecek. Birazcık onlar da sağlığına dikkat etsin Mart sonuna doğru. Genel sağlık sorunlarına,
dikkat etsinler ve iş hayatlarıyla ilgili de bir yeniden yapılandırma içinde olacaklar. Onu söyleyeyim, ya yeni bir iş bulacaklar Mart sonuna doğru ya da ek bir iş bulacaklar. Ama iş hayatlarıyla alakalı bazı değişimler yaşayacaklarını söyleyebiliriz. Hı hı. Peki nedir terazilerin çektiği? Bak teraziler çekmiyor canım. Teraziler niye çekiyor? Teraziler kendi değerlerini bilmediklerinden çekiyor. Hı-hı. Yoksa teraziler on numara boştur yani. İyi insandır, iyidir, hep sen der. Oradan kaybediyor. Hı-hı. Gerçekten bir Venüs terazi kadını olarak ve ruhum terazi, güney evet. ay düğümüm terazi. Çünkü o ruhla dünyaya gelmişim. Hı-hı. Ne çektiysem çok iyi olmamdan çektim diyebilirim. Ama yükselen terazi olarak ben mesela ben demeyi biliyorum. Yani kesinlikle önce ben gelirim. Ama güney ay düğümün akrep. Ha, ondan demek ki. Ayın boğada. Hı hı. Son derece güçlü bir kombinasyon. Sen demeyi ve Venüs'ün yayda. Yani özgürlüğüne de düşkünsün. Kimsenin ısrarına, tahakkümüne gelmek istemezsin. Ayın boğada kendini düşünen bir bursa. Dolunay fazında tutulmaya doğru giderken. Hı. Sende sıkıntı çıkmaz o konuda. Ama inan bana güzel. Sen bile çok çok zarifsin. Yani terazi burçları... Hı hı. Çok çok zarif insanlar. Buradan kaybediyorsunuz sevgili teraziler. Ben demeyi bilmiyorsunuz. Şöyle bir aynaya bakın. Hepsi de çok güzeldir senin evet, gibi. Evet gerçekten güzel. Beni de bir Venüs terazi olarak nasipimi almışım. Allah'ım almışsın, sana çok şükür. Maşallah. Ama gerçekten güzeldir, yakışıklıdır. Kendine değer vermez. Öyle bir üzülür, savrulur, işte partnerden değer göremez filan. Kendinizi izole etmeyi bıraktığınız zaman karşınızdaki koça biraz bakın. Karşıt burcunuz koçu inceleyin. Koçlar ne yapıyor? Ne kadar özgüvenliler, ne kadar kendilerini düşünüyorlar. İşte bu yüzden üzgünsünüz. İyi açılar onları genelde ıskalıyor bu yüzden. Mesela yazıyor diyor ki Mine Hanım hiç öyle olmadı ya benim falan. Çünkü kendini ortaya çıkarmıyorsun. Sevgili teraziler kendinizi ortaya çıkartın. Kendinizi var edin. Ben buradayım ve bunu istiyorum deyin. Yemeğe gider herkes ne yiyorsa ben de ondan yerim. Hayır ben bunu yemek istiyorum deyin. Eşiyle bir yere gider uyum sağlar. Uyum sağlama derdiniz yüzünden kendinizi bitiririz. Yapmayın. Öyle yapmazsanız eğer güzel şeyler olacak. Aşk evinize Satürn geliyor. Etkileri hissedilmeye başladı. Gerçek aşk kimmiş? Sizi kabuğunuzdan çıkaran doğru insan kimmiş? Geliyor. Evlilik, ilişkilerle ilgili net kararlar Nisan ayında. Hem özgürleşeceksiniz hem aşık olacaksınız. Harika bir dönem bekliyor sizi. Netleşeceksiniz bir kere. Yani Nisan özellikle onlar için dedim ya aşk ve evlilik anlamında çok güzel adımlar. Peki Mart'ta ne var? 12. evinizde bir dolunay var. Gizli ilişkiler, gizli düşmanlıklar, gizli dedikodular. Size nazar, haset, kötü enerjiyle yaklaşan insanlara, arkanızdan iş çeviren insanlara dikkat edeceksiniz. Venüs'ün boğaya geçmesi, bu kombinasyon sizin için para anlamında çok güzel. Gizli paralar, herkesten sakladığınız bir hesap açmak, hanenize bir para girişi vesaire okey ama aynı zamanda ne var? 8. evden bu 8-12 aksından bu kombinasyonu aldığınız zaman 8-12-4 ev alabilirsiniz, mülk alabilirsiniz. Bu anlamda çok güzel, para anlamında çok güzel ama... Arkanızdan biri bir şeyler çeviriyor olabilir. Bu anlamda çok dikkat edeceksiniz. Gizli düşmanlıklara ve dedikodulara çok dikkat edeceksiniz. Buna dikkat ettiğiniz sürece iş bulmak, para bulmak, ev almak böyle bir özel bir şans da var sizin için. İnşallah öyle çalışır. Miras bekleyenleri miras gelebilir. Nafaka bekleyenleri nafakası bağlanabilir. Para alabilir, ev alabilir, mülk alıp satabilirsiniz. İnşallah. Bu anlamda çok şanslısınız. Para haneniz güçleniyor ama gizli düşmanlıklara biraz dikkat etsinler. Sizin ayınız Nisan canım. Mart sonunu bekleyin. 29 Mart'tan sonra Satürn o kovaya geçtiği zaman çocuk isteyenlere çocuk, evliliğinde sağlamlık isteyenlere tamam mıyız? O zaman en güzel şekilde devam ediyoruz. Bitiriyor muyuz? O zaman güle güle. Orada bir netlik oluşacak ve bu sizin parasal anlamda da ev, yuva, hane anlamda da başarılı olmanız demektir. Evet hadi güzel gelişmeler olsun o zaman. Akrepler için nasıl bir ay olacak Mart ayı? Akreplerin aşk zamanı love story ama o nasıl bir love story? Akrebin o melankolisi, o kendini çok çırpına çırpına sevdirmesi, sevmesi, istemesi, arzularının, tutkularının yoğunluğu bu ay bir de bulamaç gibi etti mi onların aşk hayatını? Gitsin mi gelsin mi, kalsın mı olsun mu, olmasın mı, öyle mi böyle mi? Çocuk istiyor muyum istemiyor, yapacak mıyım yapmayacak mıyım? İlişkimi sağlamlaştırayım mı ayrılayım mı? O kadar kararsız kaldılar ki. O kadar yoruldular ki. Evet akrepler kararlıdır normalde. Neden normalde böyle oldu? Normalde kararlıdır. Çok duygusallar. Uranüs onların feleğini şaşırttı. Hmm. Akabinde de böyle bir de aşk evlerinde retro merkür etkisi bir de su enerjisi onlara. Yani bir taraftan iyi geliyor melankoli yapılarında var ama bir taraftan da onları gerçekten aşk olarak ve çocuklarının hayatları ve kararlarıyla ilgili birazcık sallamış olabilir. Ama aynı zamanda ne getirir? Çok güzel bebek haberi getirir, çocuk haberi getirir. Çocuklarıyla hemdem olabilirler. Daha çok tatil veya yoğun ilişkiler içerisine girebilirler. Peki
11. evlerinde bir dolunay var. Bu ay hayatlarında bir dostla ilgili karar verecekler. Kimisi birininle artık güle güle diyecek. Kimisi de dostlarından biriyle çok güzel kontak kuracak ve destek alacak. Dostluklar ve sosyal çevre anlamında şanslı olacaklarını söyleyebiliriz. Sakın davetleri, organizasyonları kaçırmasınlar. Venüs bu ay 7. ev. 11. evde dolunay, bu kombinasyon ne yapacak biliyor musun? Koca bulacaklar. Vallahi bulursunuz. Hanım da bulursunuz. Gezin, tozun, nikah, nişan ne varsa. Süslenin gidin. Benim gibi böyle süslenin püslenin çıkın. Ben de bir hayatım boyunca böyle geçti benim. Sanki düğüne gidiyorum. Öyle yapın. Hiç belli olmaz. Karşınıza biri çıkar. Sizi mutlu edecek insanlarla karşılaşabilirsiniz. Çok güzel bir aşk yaşayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden birinin desteğiyle aşık olabilirsiniz. Bir dost desteğiyle. Ama dostluklarla alakalı bir vurgu olacağı kesin. Yeni biriyle tanışabilirler ya da çok önemli bir insanla tanışıp hayatlarını onunla birleştirme kararı alabilirler ya da ortak iş yapma kararı da alabilirler. Benim hayatım zaten yolunda ama ortak iş yapma kararı da alabilirler. Kanka moduna girebilirler çok önemli bir insanla, ne zaman ulaşmak istedikleri biriyle. Satürn 4. eve geçmesi onlara ev alma anlamında, ev sahibi olma anlamında fırsatlar getirecek. Yer değiştirme, ev sahibi olma, ev alma, satamadıkları bir mülkü satma anlamında. Bu anlamda da çok güzel. Yerlerini değiştirirler. Artık akrepler güle güle sana güzel bir yere gidecekler. İstedikleri yere taşıtacaklar. Bu süreç onlara onu getiriyor. Ama bu ay aşk ayları. Yalnızlar aşık olup evlilik kararı alacak kadar ciddi bir ilişki yaşayabilirler. Birazcık çok melankoliye kapılmayın. Evden dışarı çıkın ki insanlar sizi görsün. Takılıyorsunuz. Takılmayın annem. Takılmayın. Çaplantılı olmayın. Bırakın. Yani rahat. Herkesin yenmesi gereken. Siz de boğaya bakın. Bakın her şey zevki için yaşıyor. Hiçbir şeyi takıntı haline getirmiyor. Boğa ne için yaşıyor? Zevki için yaşıyor. Yiyorsa zevkle, içiyorsa zevkle. Öyle olmayan boğalar varsa onlar da yanlışlıkla akrebe kaymıştır. Yapmayın. Saplantı hiçbir konuda iyi bir şey değil. Saplantı ilahi enerjiyi hiçe saymaktır. Ben sana aşık olup seni seviyorum dedi partner bana. Bu varlık kimin? Bu vücut kimin? Bunu bana veren, kontrol eden kim? Ben de Allah'ın varlığını sevdi dediğiniz zaman, yapan da yaptıran da nasip eden de Allah dediğiniz zaman gidenler sizi üzmez. Çünkü sizi değil, sizi yaradanı incitmiş olur. Giderse gitsin güle güle. Saplantı yapmayın. Gidenler gidecek, gelenler gelecek ve aşk ve evlilik, dostluklarla ilgili çok önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Evet, o zaman gidene bay bay, gelene hay hay. Aynen. Peki yaylara gelelim o zaman. Evet sevgili yaylar, balık enerjisi 4. evde. 10. evlerinde bir dolunay deneyimliyorlar. Demek ki aile ve kariyer alanları oldukça karışmış durumda. Onlar da nerede yaşayacağım? Annemle ilişkilerim ne olacak? Babamla ilişkilerim ne olacak? Veya anneleriyle ilgili bir sorun yaşıyor olabilir. Aile içinde bir sorun yaşanıyor olabilir. Merkür retrosu burada evi sattım, satamadım, taşındım, taşınamadım kaygısı da verir. Nerede yaşayacaklarına, nasıl bir evde yaşayacaklarına, nasıl bir ev alacaklarına karar vermeye çalışıyor olabilirler. Biraz daha sabırlı olsunlar. Gerçekten ev, yuva, aile anlamında çok şanslı bir döneme doğru gidiyorlar. Evleri de olacak, yuvaları da olacak istiyorlarsa. Ama aile içinde biraz yalan haberler, yanlış anlaşılmalar, işte kötü sözler veya dağılan cümleler veya eşin, partnerin evde babanın ya da annenin verdiği sözlere çok sadık kalamaması veya evladın onlara sadık kalamaması anlamında bir kontak sorunu yaşanıyor olabilir. Ya da evdeki sorumluluklarınızın çok artmış olması siz de özgür ruhlu olduğunuz için sizi biraz yormuş olabilir. Bu anlamda biraz sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. İş anlamında kariyerleriyle alakalı patronlara çok ayak dirememeleri gerektiğini söyleyeceğim onlara. Aynı zamanda bir işle alakalı çok güzel gelişmeleri var. Neden? Venüs'ün dediğim gibi kontağı yine iş kariyer alanını birbirine bağlıyor. Güzel bir iş bulmak, terfi etmek, level atlamak anlamında, seviye atlamak diyelim. İngilizce katmayayım. Seviye atlamak anlamında çok iyi gelecek yaylara. Kariyer planları, iş planları güzel gidecek. Sağlık sorunları varsa bunları da aşabilirler. Diyet, spor veya bir takım çalışmalarla, estetik çalışmalara girişip kendilerini de güzelleştirebilirler. Aşk anlamında onlar da Nisan'ı bekleyecek. Nisan'da aşk evlerinde bir yeni ay var. Satürn Kova'ya geçiyor onları desteklediği yerde. Enerjiniz inanılmaz yükselecek. Ama diyorum ya, yanlış giden hiçbir şey de hayatınızda artık kalmayacak. Sabırla bekleyin. Kim geliyor, kim gidiyor? Sabırlı olun. Çünkü her şey netliğe kavuşacak. Bu ay biraz net değiller. Rahat olsunlar, akışa bıraksınlar. Evet, oğlaklar için nasıl bir ay olacak? Evet, sevgili oğlaklar çok sert gezegen geçişleri yaşamaya devam ediyorlar. Bu kötü bir şey mi? Hayır. Onlar da hayatlarında artık kaçınılmaz sona geldi. Nedir o? Evleneceksen evleneceksin kardeşim. Ayrılacaksan ayrılacaksın kardeşim. Gitmen gerekiyorsa gideceksin. Çalışman gerekiyorsa çalışacaksın. Kariyer yapman gerekiyorsa yapacaksın. Artık incik cincik
ucundan tutayım biraz diye bir şey yok. Sahne sizin. Gelin ve bugüne kadar ne yapmak istiyorsanız bunun için mücadeleye girin. Risk alın demiyorum illaki, çünkü risk al demek ona ölme demekle aynı şey. Risk alın demiyorum ama emin olduğunuz konularda artık kaçmayın. Yok kardeşim ben seni istemiyorum, bu iş bitsin deyin. Ya da ben seninle evlenmek istiyorum deyin. Bu cesareti artık biraz gösterin hayatınızda. Çünkü gerçekleri çok net gördüğünüz bir ay olacak. Biraz zorluklar yaşıyor olabilirler. Yaşayabilirler. Birazcık sabırlı olacaklar. Satürn onların üzerinden böyle bir geçici olarak o gidince bir oh derler. İşte Mars sonuna kadar çok bir kıvranacaklar. İşte Satürn'den bir kurtuldukları anda Nisan başı gibi aa bir rahatladım ya diyebilirler. Tabii sonra Satürn tekrar karmalarla dönecek. Ne olursunuz ödenmemiş bakiye bırakmayın. Ne ilişki hayatınızda ne parasal konularda hiçbir yerde ödenmemiş bakiye bırakmasın oğlaklar. Çünkü sonra daha kötü misliyle gelecek. Kimse hakkında kötü konuşmayın. Kimseye kötü sözler söylemeyin. Kırmayın, incitmeyin, dökmeyin. Hakikaten bu karma mevzusu çok önemli. Aynıyla yaşarsınız. Aynıyla ve çok hızlı yaşarsınız. Artık çok hızlı geliyor dersler. Haberiniz olsun. Onun dışında bakarsak Başak Dolunay'ı onlara çok güzel bir seyahat, uzaklara gitmek, böyle bir Gonca Gül gibi açılma fırsatı getirecektir. Hukuki bir konuları varsa onunla alakalı önemli gelişmeler olabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirler. Medya, basın, yayın, internet anlamında güzel gelişmeler yaşayabilirler. Yine onlar da tablet, telefon, araba gibi konularda biraz dikkat etsinler. En azından retronun bitişini beklesinler lütfen. Yenileyeceklerse. Ama zor ve gerçek, daha önce hiç yaşamadıkları şeyleri olumlu anlamda yaşayacakları, ufuklarının gelişeceği bir ay ama biraz zorlanacaklar. Onlar da kırık çıkık mevzularına lütfen dikkat etsinler. Evet ve geldik kovalara. Kovalar! Kovalar bir sıkışıyorsunuz bu ayda öyle. Bir sıkışıyorsunuz. Aldığınız enerjiler sizin birazcık daha hala gizli düşmanlardan, dedikodulardan, sizi çekemeyenlerden kurtulamadığınızı gösteriyor. Bitmedi kovaların çilesi. Bir sancı, doğum sancısı çekiyor kovalar. Satürn kovaya doğru ilerliyor. Evet, nedir gerçek, nedir doğru, ne olması gerekiyor? Şimdi aşk evlerinde tutulmalar almaya başlıyorlar. Onlar da o yüzden çok şanslı bu anlamda. Satürn kova burcuna geçiyor. Evelallah, önümüzdeki şöyle Nisan'dan sayarsak, 3 yıla yakın süreç diyeyim. 3 yılı sürmez de 2021'de hepinizi evlendiririz. Bekar kova kalmaz. İdeallerinize, emellerinize ulaşırsınız. Ben evlenmek istemiyorum diyebilir rahatlıkla kova. Evlenmiyor musun? Hayat seni evlendirir. Doğru insanı sana getirir. Ya da o hayalindeki kariyer planını kurarsın. Bu ay birazcık parasal anlamda sıkışabilirler ama ödülünü dolunayla beraber alacaklar. Onlar da ev almak, ev satmak, para alıp ev sahibi olmak anlamında bu ay çok şanslılar. Alım satım mevzularında çok şanslılar. Ailelerinden bir destek görebilirler. Ama hayatın gerçeklerini çok net anlayacağınız, artık öyle durgun sularda yüzmeyeceğiniz, gizli düşman falan filan hikaye. Hepsiyle yüzleşeceksiniz, hepsinden kurtulacaksınız. Sadece biraz daha doğum sancısı çekiyorsunuz. Sabırlı olun. Nisan sizin için de çok önemli gerçek gelişmelerin olduğu. Bazılarınız için bazı şeylerin biraz sert olacağı ama olması gerekenlerin olduğu bir ay olacağı için sonucu gayet mükafatlı. Harika. O zaman kovaların da para gelecek kovalara ve gelsin. Ev alma konusunda çok şanslılar. Öyle söyleyelim Mart boyunca. Peki balıklar için nasıl bir ay Mart? Tabii balıklar için güzel şeyler de bekliyoruz ama zaten karışık, puslu, duygusal doğaları biraz onları retronun da etkisiyle, aksiliklerle yüzleştirmiş olabilir. Eğer şanslılarsa ve iyi bir karmaya sahiplerse hep ne zamandır kaybettikleri insanları, eşyaları, bir şeyleri bulmuş olabilirler. Bekledikleri telefonlar geliyordur, aradıkları, bekledikleri özürler geliyordur. Çok önemli bir süreçten geçiyorlar. Onlar da karma yaratmasınlar. Özellikle yakın çevre, kardeş, akraba iletişimiyle alakalı dikkatli olsunlar. Kendilerini gizledikleri konular varsa yakalatmasınlar, dikkat etsinler. Yani biraz daha adımlarını iletişim anlamında da konuşmalarla alakalı da adımlarını dikkatli atmalarında fayda var. Daha temkinli olmalarında fayda var her anlamda. Balıklar için Dolunay evlilikle alakalı bir kararı gündeme getirecek. Bu karar her halükarda hayrınıza olacak. Sevgili balıklar eşle beraber bir tatile gidebilirler. Eşle beraber bir işe girişebilirler. Eşle beraber anlaşmalı olarak yollarını ayırabilirler. Ya da evlilik kararı alabilirler sevgilileriyle. Onlar için çok önemli Başak Dolunay'ı onlara ilişkilerle ilgili güzel ya da artık evet demek istedikleri biri varsa onunla bir yola girip evet diyebilirler. İlişki ve ortaklıklar anlamında onlara şans getirecek. Satürn'ün kova burcuna geçeceği dönemler birazcık içe çekilmeyin, izole olmayın. Satürn'ü sakın kova sürecini böyle değerlendirmesin. Balıklara şimdiden uyarım.
Satürn 12. evinize doğru ilerliyor. Bunu eğer izole olmak, depresyona girmek, sağlığınıza dikkat etmemek gibi değerlendirirseniz yandınız. Bak şimdiden söylüyorum. Ne olur beni dinleyin, bana kulak verin. Spor mu yapmanız gerekiyor? Başlayın. Sağlık, diyet konuları hemen başlayın. Bilmediğiniz ilaçları kullanmayın. Alkol ve sigara bağımlılığınız varsa bunlardan kurtulun. Bakın lütfen bana kulak verin. Eğer arkanızdan hareket ettiğini düşündüğünüz insanlar varsa onlardan uzaklaşın. Paranoya yapmayın. Kendinizi kötü hissediyorsanız şifa bulmak için harekete geçin. Eğer iyi değerlendirirseniz bu tarih itibariyle, Mart itibariyle yapacağınız çalışmalar, işler sizi çok daha iyi bir noktaya taşıyacak. İş hayatınızı tamamen kurup oluşturacaksınız. Kendinizi parlatacaksınız. Bu parlamadan önceki bir hazırlık sürecine giriyorsunuz. Ama bu süreci sağlığınızı bozarak, bir şeylere kafayı takarak geçirirseniz negatif değerlendirmiş olursunuz. Çekilip kitap yazanlar, en iyi eserleri ortaya çıkaranlar böyle zamanlarda çıkartırlar. En iyi eserleri veya işte 6 ay görüşmezsin, bir gelir Allah bir vücut yapmış. Ne hale geldi sen, ne ara bu diyetleri, bu sporları yaptın da böyle oldun dersiniz. Kendinize yatırım yapacaksınız, sağlığınıza yatırım yapacaksınız. Kendinizi keşfetme yoluna gireceksiniz. Psikolojinizi, bilinçaltınızı şöyle bir ele alın ve arınmaya niyet etsinler. Ama evlilik, ilişkiler, aşık olmak anlamında, sevmek, sevilmek anlamında şanslılar. Ne olması gerekiyorsa hayatlarında o olacak. Kaçırdığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Sosyal çevre ilişkilerinde sert durumlar, dönüşümler devam ediyor. Güçlü insanlarla tanışıyorsunuz. Bazı insanları hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Mart boyunca bu süreçte devam edecek. Sağlığınıza birazcık dikkat edin. İletişiminize, araçlarınıza, elektronik cihazlarınıza da birazcık dikkat edin. Yanlış mesajları yanlış yerlere yollamayın. Onun dışında 10 numarasınız. Venüs size destek verecek. Peki bu dönemde biraz balıklar maneviyata yönelsin. Mesela ben 12. evde herhangi bir şey olduğunda, belki de normal balıkların Merkür Retrosu da zaten onlarda. Biraz maneviyata şimdi yönelmek onlara iyi gelir mi? Benim şimdi inancı çok güçlü. Benim her modelden arkadaşım var. Ve inancı çok güçlü olanlar var. Son derece dinini, inancını yaşayanlar var. Hiç inanmayanlar var falan. Mesela eğer balıksa, yengeçse, inanmıyorsa, mesela hiçbir şeye inanmıyorum ya da deistim ya da inançsızım diyorsa, diyorum ki sen inançsız olamazsın. Olamazsın. Kendini sabote etmektir. Bir balığın inanmaması, Allah'a sığınmaması, dua etmemesi kendini sabote etmesidir. Bir şeylere inan, tutun diyorum ve gerçekten sonra teşekkür ediyor bana. Bak sen dedim diyor, şöyle yaptım, meditasyon yapmaya başladım, içe dönmeye başladım. Balığın çok içe dönmesi de iyi değildir. Balığın bir şeye çok takılması da iyidir. Çok rüyalar alemine de gitmeyecek. Devamlı topraklama yapsınlar. Evet, doğru. Dozunda, yani çok uçmadan, çok hayaller dünyasında. Çünkü farklı enerjilerle kabul görmeye en yatkın burçlardan birisi Neptün enerjisi ve balıklardır. O yüzden çok da uçmayın. Her zaman bir ayağınız yerde olsun, eliniz gökte olsun bir eliniz. Evet. Ama çok da uçmayın. Hep ağaçlara sarılın, toprakla temas edin. Arada bir mum yakın evde, ateş yakın. Çok sinirli, gergin bir insan değilseniz. Dört elementi eşit derecede kullansınlar. Sadece su enerjisi, dua enerjisi de onlara sonra sıkıntı verebilir. Mutlaka özellikle balıklara bence haritada güçlü bir toprak gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü yani bazen ayaklar sağlam yere basmayabiliyor durumlarda. Zaten bu Mart ayı boyunca bizi kurtaran ne oldu? Toprağın suyla kombinasyonu biraz daha merhamet ortaya çıkardı. Evet, suyla temas etsinler, toprakla temas etsinler, dua etsinler, ibadet onlara her zaman iyi gelir. İnanmak her zaman iyi gelir ama inanırken panik yaparak, İşte eksik yaptım, evham yaparlarsa veya ay dua etmedim bak görüyor musun kötü ol. Çünkü inançları çok güçlü. İnandığını farkında olmadan ben bu kadar oluşturan bir burç daha bilmiyorum. Yani kötüyse de mesela çok iyi insan, öyle bir enerjisi var ki. Karlar Kraliçesi Elsa'ya benzetiyorum onları. Hani buz şeyini kullanmadan önce izlemişsindir belki sen de. Buz yapmayla ilgili yeteneğini bilmeden önce ne yapıyor? Herkesi buza çeviriyor. Gidiyor kendini bir yere hapsediyor. Evet. Sonra öğreniyor, harikalar yaratıyor. Balıklar, hepiniz bir karlar kraliçesi Elsa'sınız. Gerçekten bu gücünüzü kullanın. Öğrenin enerjinizi kontrol etmeyi, doğru kontrol. Mesela çok nazarcı balıklar vardır. Yığar seni yere. İstediği için mi yapıyor? Asla, kalbi kötü olduğu için değil. Enerjisini doğru kullanamadığı için. O nazar ve negatif enerjiyi başka yere kanalize etmeyi öğrensinler. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Mart ayı dilerim hepinize hayatınızda istediğiniz alanlarda güzellikler getirsin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.